Kayaalı'daki belediyemize ait termal tesislerimiz uzunca bir süredir vatandaşlarımıza hizmet etmekte. Burada önce Ali Başkan zamanındaki bu hamam bölümü ve A grup bloklardaki apartlarla başladı. Arkasından geçtiğimiz dönemde Nurullah Başkan dönemimizde yine B bloklar inşa edilmişti ve vatandaşlarımıza hizmet veriyordu. Elbette bu jeotermal tesisler özellikle bu suların son derece koroziv olması başta olmak üzere bakımlarının zor olması ve kullanımdan da kaynaklı sebeplerle diğer bazı tesislere göre daha hızlı tahrip oluyorlar, aşırıyorlar. O yüzden her ne kadar zaman zaman küçük çaplı tadilatlarla, bakımlarla bu süreç uzatılsa da belli aralıklarla da büyük çaplı tadilatların da yapılması gerekiyor. İşte bizim de bu dönemde burada Kayaalı'da artık gerek mekanik aksamda, gerek havuzlarda, gerekse apartlarda çok ciddi bir bakım ihtiyacı olduğunu teknik ekibimizle birlikte gözlemledik ve burada kapsamlı bir yenileme çalışması yapmaya karar verdik. Apartlarımızı kısım kısım iç odaları yeniledik ve vatandaşlarımızın kullanımına zaman zaman kısmi olarak kapatmalar yapsak da sürekli olarak açık kalmasını sağladık. Aslında Kayaalı hiçbir zaman tamamen kapanmadı termal tesislerimiz. Buradaki apartlar ve apartlara termal suyu verme işlemleri devam ediyor. Gerçekten de vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin teveccühleri üst düzeyde. Şu an apartlar kullanımda hali hazırda. Tabii bu hamam kısmındaki işler apartlar kadar kolay değildi. Bütün mekanik aksamın yenilenmesi, tüm havuzların elden geçirilmesi, nemlendirici işte en çok da asla bakarsanız korozyona ve tahribata neden olan bir nemlendirme sisteminin olmaması, bunun temini ve eskiyen tüm içerideki unsurların yenilenmesini içeren bir ihale yaptık. Bu ihalenin maalesef o günkü ekonomik koşullarda ilk gerçekleştirdiğimiz ihaleye katılımcı olmaması dolayısıyla tekrar etmemiz gerekti. Geçtiğimiz sene başlayan tadilat çalışması evet öngördüğümüzden bir miktar daha uzun sürdü planladığımızdan. Bundaki ana unsur da testler sırasında havuzlardaki kaynaklanan su sızıntısı kaçaklardı. Biz tabii ihale kapsamında havuzları bu şekilde teslim alamayacağımızı müteahhit firmaya bildirdik. Müteahhit firma da buradaki biraz sonra içeride de göreceğiz zaten. Bütün havuzları tekrar hiçbir bedel almaksızın o günkü belirlenen ihale fiyatı neyse herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın tamamını çok daha kapsamlı bir yalıtım gerçekleştirerek baştan aşağı yeniledi. Bu da maalesef süreci bir miktar uzattı ama geç olsun güç olmasın dedik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada artık tesisimiz yarından itibaren Uşaklı hemşerilerimizin kullanımına tekrar açıldı. Son derece nezih, son derece gerçekten vatandaşlarımıza yakışır bir tesisi tekrar kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah sizlerle birlikte de bu yeni halini gezeceğiz ve böylelikle de bir kısmı de açılışını beraberce de gerçekleştirmiş olacağız. Tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Soyunma kabinlerimiz baştan aşağı yenilendi. Hazır. Burada ilk vatandaşlarımız geldiğinde soyunma kabinlerinde ne kullanacaklar? Duş alanları ve dinlenme alanları sıfırdan inşa edildi.
güzel, temiz, nezih bir ortamda vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olduk burayı da. Sayın Başkanım buradayız efendim. Evet, aynı şekilde yine hamamlarımız ve saunamız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kamu kaynaklarıyla inşa edilen bu güzel tesisleri kullanırken de mümkün olduğunca özenli olmaları, sahip çıkılması. Çünkü zira bunların hepsi hepimizin cebinden çıkan paralarla inşa edildi. Biz vatandaşlarımızın en güzeline layık olduğuna inandığımız için burada gerek malzeme kalitesinden gerekse malzeme seçimlerimize kadar en iyilerini tercih ettik. Bundan sonrasında tabii korumak, kollamak bizim kendi arkadaşlarımızdan daha ziyade vatandaşlarımıza kalıyor. Bu anlamda da tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmaya bir kez daha davet ediyorum. Tesisimizi gezdik. Gerçekten Uşak için öncelikle tabii termal kaynakların olması, jeotermal kaynaklar çok büyük bir fırsat ve imkan. Bu imkanların değerlendirilmesine yönelik önceki dönemlerde başlatılmış olan çalışmalar neticesinde içinde bulunduğumuz alanda Uşak Belediyesi vatandaşlarımıza ve Uşak'a gelen misafirlerimize hizmet etmek üzere apartlar ve konaklamak amaçlı apartlar ve vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere termal havuzların ve aqua parkın olduğu bu tesisi inşa etti. Tabii biraz önce de açıkladığım gibi zaman içerisinde termal tesislerin suların çok korozif olmasından öncelikli olarak sebep ve bazen de gerekli ve doğru bakımların zamanında ve doğru malzemeyle yapılmamasından kaynaklanan nedenlerle bu tesisler diğer bazı tesislere göre daha kısa süre içerisinde aşınabiliyorlar, sıkıntıya düşebiliyor. O yüzden biz de kapsamlı bir yenileme çalışması yaptık ve bu çalışmanın neticesinde de yarın inşallah vatandaşlarımız tesislerimizi kullanmaya tekrar başlamış olacak. Thank you.